her şeyi de hep paylaşıyor kendin abi. Hem senin Facebook'u hem Canon'un hem diye verdim paylaşıyorum abi. Oradan takip ettim. Tamam. Mutlu pazarlar değerli izleyiciler. Kanal 64 Facebook sayfasına hoş geldiniz. Uşak 1. Amatör Kümede haftanın maçı canlı olarak ekranlarınıza gelecek az sonra. Her iki takımın maç kadrolarıyla başlayalım. İki takıma da başarılar dileyelim maç öncesinde. Adnan Çamurcu var kalede. Yayalar Spor'da Mehmet Işık, Onur Kocamış, Ercan Karaman, Rahmi Kurultay, Mustafa Çelik, Halil Yetim, Mertcan Temel, Yasin Ayçiçek, Safet Dönmez ve Mehmet Ali Aşık 11 ile sahada yeşil formayla izliyoruz. Yayalar Spor'u, konuk Yayalar Spor'u değerli izleyiciler. Erol Tosun çalıştırıyor Yayalar Spor'u. Rıdvan Altıntaş kalecilerden olur işaretini aldı ve 90 dakika Salim Cevuplugil. Takım kaptanı Karaağlı Spor'un topun başındaki isim. Bir kez daha her iki takıma başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Ve 90 dakika Rıdvan Altıntaş'ın düdüğüyle başladı. Ev sahibi Karaağlı'nın kalesinde Ümit Güler var. Servet Geçmez, Özcan İdiç, Fırat Enes, Bertu, Adem Özel, İsa Göz, Ebrah Gürses, Muhammed Hakan, Seyit Kaya ve Salim Cevuklu Gil 11 ile de ev sahibi Karaağlı Spor sahada değerli izleyiciler. Adem Özel geriye döndü. Servet Geçmez. Özcan İdiç ve Servet Geçmez Karaağlı Spor'un savunmasını oluşturan iki isim. Ercan daha yakın kafayla kalecisi Adnan Çamurcu. Onur Kocamış. Yayalar Spor sol kanatta Mehmet Ali Aşık. Ercan, Halil Yetim, Safet, Rami Gurultay, Mustafa, Ercan'la oynadı. Yayalar Spor savunmasında paslaşan takım. Ercan uzun top Yasin Ayçiçek'e doğru. Güneş'in de etkisi var orada. Yasin, Servet Geçmez. Servet avantaja bıraktı maçın hakemi. Servet'e yapılan hareket fauldü ama avantaja bıraktı Rıdvan Altıntaş. Yayalar Spor hücumu böylelikle sonuçlanmış oldu. Pasta isabet yok. Fırat Enes pasında isabet yok. Kaleci Adnan Çamurcu. Uzun bir degaj Adnan Çamurcu'dan savunmada Fırat karşıladı. Safet. Safet dönmez. Mehmet Ali Aşık. Mehmet Ali ortası bomboş pozisyon ve top ağlarda gol. 1-0. Yasin Ayçiçek. Yayalar Spor erken bir gol buluyor değerli izleyiciler. Deplasmanda 1-0 öne geçti. Konuk Yayalar Spor. Yasin Ayçiçek. Orta Mehmet Ali Aşık'tan. Kafa vuruşu Yasin Ayçiçek. 1-0 önde. Konuk Yayalar Spor bu golle
1-0 öne geçti. Yasin Ayçiçek'in bu golüyle konuk takım, değerli izleyiciler, bir kez daha başladı Karahanlı Spor mücadeleye. Kafayla Onur Kocamış karşıladı. Şimdi Servet son anda müdahalesi, topu taça bıraktı. Onur Kocamış. Taç atışı kullanacak Karahanlı Spor, değerli izleyiciler. Şimdi uzaklaştırdı Ercan. Evet değerli izleyiciler, şu an Karahanlı Spor, Eyadar Spor maçının canlı yayınındayız ve karşılaşma Kanal 64 Facebook sayfasından canlı olarak, şu an Kanal 64 Facebook sayfasında bu maçı canlı olarak izleyebilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Canlı yayınımız devam ediyor. Kanal 64 Facebook'a bekliyoruz herkesi. Onur. Mehmet Ali Aşık, taç. Hemen kullandı. Kaleci Ümit Güler. Sol kanatta müdahale Mustafa Taç. Mehmet Işık. Orada müdahale yapan oyuncu Yayalar Spor'da İsa Göz. Servet geçmez. Özcan uzun oynadı. Şimdi kazandı Mustafa. Mehmet Ali Aşık'ın önündeki koşu alanı, top hızlı. Mehmet Ali de hızlı. Çıkmadan kontrolü sağladı Mehmet Ali Aşık. Sol kanatta Özcan karşısında. Bıraktı Halil Yetim. Halil. İsa Göz girdi araya. Salim Cevuplugil. Bu arada şimdi Rahmi Kurultay geriye döndü. Muhammed Hakan Cevuplugil'in o topa yetişmesini ve topa müdahalesini engellemiş oldu. Onur Kocamış son müdahale. Salim Cevuplugil'den taç. Yayalar Spor Onur Kocamış da kullanacak taç atışını. Halil Yetim, Emrah Gürses, Ercan. Emrah Gürses yerde kaldı. Saffet Dönmez. Faul yapan isim Emrah'a kalktı. Abisinden özrünü de diledi. Karahanlı Spor kullanacak serbest vuruşu. Rakip yere alın ilk metreleri. Emrah Gürses. Rahmi. Henüz maçın başında Yasin Ayçiçek'in kafa golüyle 1-0 önde Yayalar Spor. Deplasmanda değerli izleyiciler. Rahmi faul. Rıdvan Altıntaş düdüğü çaldı. Serbest vuruş kullanacak Yayalar Spor.
Halil Yetim. Ercan. Halil. Bıraktı geriye Mustafa. Rahmi Kurultay. Halil Yetim. Arapası Yasin Ayçiçek. Özcan yanında Yasin. Yasin. Yasin sıyrıldı. Ceza sahasına son anda müdahale. Korner. Yayalar Spor kullanacak. Köşe vuruşunu. Mertcan Temel. Atışı kullanacak oyuncu Yayalar Spor'da. Evet, bir kez daha hatırlatalım. Dünkü ilanlarımızda Hayatın Futbol YouTube kanalından canlı olarak vereceğimizi söylemiştik ama son anda Kanal 64 Facebook sayfasında tüm izleyicilerimize bu yayını açtık. Mehmet Hakan, top kaybı. Halil Yetim. Halil rahatlattı oyunu. Rahmi Kurultay. Mustafa. Emrah Gürses'in baskısı vardı. Mustafa sol kanat. Mehmet Ali Aşık için kalktı offside. Salim Cevoplugil önünde buldu. Salim şut. Az farkla topa alta çıktı. Salim etkili geldi Karalı Spor. Son anda Adnan Çamurcu uzandı ama top az farkla avuta çıktı. Kale vuruşu kullanacak Yayalar Spor değerli seyirciler. Adnan Çamurcu. Adnan hala kullanmadı kale vuruşunu. Şimdi kendi yarı alanında top. Kafayla karşıladı Adem Özel. Salim offside hareketlenmedi. Rahmi Kurultay geriye bıraktı. Adnan. Mehmet'in önünde Mehmet bıraktı taç. Mehmet Işık'ın pası isabetli olmadı. Taç atışını hemen kullandı Bertu. Servet geçmez. Adem. İsa Göz. Özcan. Özcan İdiç. Muhammed. Muhammed şık sıyrıldı Muhammed. Emrah Gürses. Emrah Arapası mükemmel. Offside. Bayrak havada. Seyit Kaya için kalktı bayrak. Offside bayrağı kalktı. Ama gri bir pozisyon diyebiliriz pozisyon için. Rahmi Kurultay. Bıraktı kaleci Adnan Çamurcu. Özcan vurdu kafayı. Sahbetin hemen arkasında. Şimdi Muhammed Hakan Cevoplugil. Muhammed Hakan. Faul. Ercan. Faul yapan oyuncu. Muhammed Hakan Cevoplugil'e Ercan Karaman'ın yanına çağırdı Rıdvan Altıntaş. Serbest vuruş kullanacak Karalı Spor. Ercan'a uyarıyı yaptı Rıdvan Altıntaş. Emrah Gürses kullanacak. Abi, Kanal 64 Facebook abi, YouTube kanalı. Kanal 64 Facebook. Kanal 64.
Emrah Gürses, Salim Coplugil, düdüğümü bekleyin dedi maçın hakemi. Emrah Gürses, Yasin Ayçiçek ve Mehmet Ali Aşık ayrıldı. Oradan şimdi Mehmet Ali, tek kişilik bir baraj var. Emrah Gürses, karambol önünde kaldı Salim, şutu şimdi uzaklaştırdı. Emrah Gürses'in önünde kaldı. Emrah sert vurdu, farklı şekilde avuta gitti. Mehmet Ali'nin de orada rahatsız etti Emrah'ı. Kale vuruşu Yayalar Spor kullanacak. Adnan. Mustafa. Emrah Gürses. Mustafa bırakmadı. Yaptı hareket. Faul. Serbest vuruş kullanacak Karaağlı Spor. Rıdvan Altıntaş. Ercan son anda müdahale etti. Salim'e geçmedi o top. Halil Yetim, Onur Kocamış. Özcan. İsa Göz. Son anda müdahale etti. Özcan İdiş tekrar. Servet geçmez. Solda Bertu var. Bertu. Seyit Kaya. Seyit sıyrıldı. Bertu'nun koşu alanına. Bertu çok süratli bir oyuncu, yakaladı topu. Bertu ortasını da yaptı. Salim Coplugil istediği kafayı vuramadı Salim. Top taç olarak oyun alanı terk etti. Taç atışı kullanacak Yayalar Spor. Onur Kocamış hareketlenen isim. Onur, Ercan, Muhammed Hakan yeniden önünde kaldı. Muhammed Hakan Coplugil, Adem Özel geriye bıraktı. İsa Göz, İsa, Salim Coplugil, Salim ortası, kaleci Adnan çift yumrukla uzaklaştırdı. Özcan İdiç, Özcan, Mehmet Ali Aşık. Mehmet Ali, Saffet Dönmez kontra atak şansı ama araya girdi orada. Fırat bırakmadı Enes. Kaleci Ümit Güler. Taç Yayalar Spor'un. Fırat Enes geldi orada. Ters kademeye girdi ve topu uzaklaştırdı. Kaleci Ümit Güler son olarak. Taç Karaağlı Spor kullanacak. Mehmet Işık. Emrah Gürses. Bertu. Servet geçmez. Adem Özel. Servet. Servet. Kaleci Adnan Çamurcu çıktı. Özcan. Emrah. Adem. Mehmet Ali Aşık baskı yaptı Adem'e. Servet geçmez. Servet'in pası. Şimdi Emrah Gürses. Sağda Fırat Enes. Adem kazandı topu orada Yayalar Spor. Yasin hareketlenmedi. Offside'tı. Oyun devam etti. Özcan İdiç.
Rıdvan Altıntaş şimdi. Mustafa Çelik'in yanında. Emrah Gürses. Kaleci Ümit Güler. Halil Yetim. Halil Yetim, Rıdvan Altıntaş. Rıdvan Altıntaş, Halil Yetim. Şiddetli bir itirazı var Rıdvan Altıntaş'a. Endrek vuruş kararı var. Kafasını olağandan daha fazla aşağı indirdin işaretini yaptı Halil Yetim'e Rıdvan Altıntaş. Rıdvan Altıntaş çok itiraz aldı bu kararında. Çünkü Halil Yetim %100 gol pozisyonuna hareketleniyordu bu pozisyonda. Erol Tosun'un itirazları buna. Emrah uzun oynadı. Bırakmadı Rahmi Kurultay. Mustafa. Onur. Onur Kocamış. Özcan bıraktı. Yasin. Mehmet Ali Aşık. Son müdahale. Faul mü? Faul. Karalı Spor. Taç. Evet, taç atışı kullanacak. Faul. Evet, faul. O düdüğü çaldı çünkü Rıdvan Altıntaş. Servet geçmez. Adem Özel. Fırat. Attığı yerde Onur var. Halil Yetim. Özcan bırakmadı. Ercan. Servet geçmez bırakmadı. Seyit Kaya. Seyit. Salim Cevoplugil. Salim. Adem Özel. Önünde boş bir alan. Adem. Kaleci Adnan Çaburcu. İki hamlede topu kontrol etti. Adnan Çaburcu. Halil Yetim. Halil. Mertcan hızlı bir top. Out. Kale vuruşu kullanacak Karalı Spor Ümit Güler'le. Ümit hemen başladı. Özcan İdiç. Yeniden Özcan. Servet geçmez. Servet. Solda Bertu var. Bertu. İsa Göz. Adem. Muhammed Hakan. Kaleci Adnan Çaburcu. Özcan. İsa Göz. Bir bacak arası İsa. Top kaybı. Mehmet Ali Aşık girdi araya. Servet. Özcan. Halil Yetim. Güzel bir paslaşma Yayalar Spor'da. Son anda girdi araya Özcan. Fırat. Mustafa. Topa müdahale kararı. Taç. İkinci pozisyon için Rıdvan Altıntaş düdüğü çaldım dedi.
Emrah Gürses. Adem. Bertu. Oyunda top. Bertu. Seyit Kaya. Seyit. Döndü geriye. Servet geçmez. Servet. Salim Çoğukbigil. Pozisyon. Gol pozisyonu ve top ağlarda gol. Skorda denge var. 1-1. Emrah Gürses. Skoru 1-1'e getirdi. Salim Çoğukbigil, Emrah Gürses paslaşmasında skor 1-1. Skorda denge var. 1-1. Bir kez daha başlayacak oyuna. Safet Dönmez. Yayalar Spor adına. Mehmet Ali Aşık. Ercan. Rahmi Kurultay. Rahmi, top kaybı, son anda müdahale, araya girdi. Kaleci Adnan çıktı, aldı topu Adnan Çamurcu. Rahmi Kurultay'dan bir hata. Halil Yetim. Halil. Fırat Enes, kalecisi Ümit Güler. Adem Özer. Kaleci Adnan Çamurcu çıktı. Tehlikeyi sezdi. Seyit Kaya'nın hemen önünden. Halil Yetim. Mehmet Ali Aşık. Mehmet Ali. Mehmet Ali girdi ceza sahasına. Top oyunda çıkmadı. Karallı Spor. Özcan İliç, Mehmet Ali Aşık arasında bir tartışma orada. Rıdvan Altıntaş yine orada. Maçın hakemi Rıdvan Altıntaş, Mehmet Ali Aşık ve Özcan'ı yanına çağıracak. Yine bir elektriklenme. Özcan İliç, Halil Yetim pozisyonun içerisindeki iki oyuncu. Şimdi iki oyuncuyu uzaklaştırdı. Oradan takım arkadaşları Halil Yetim'i uzaklaştırdı. Rıdvan Altıntaş. Rıdvan Altıntaş hem Özcan İliç hem de Mehmet Ali Aşık'ın yanında. Bir kez daha iki oyuncuyu da uyardı. İlk yarıda oyun çok durdu. Gereksiz pozisyonlarla oyun durdu. Salim Çoğukbigil takım kaptanı Halil Yetim'i oradan uzaklaştırdı. Tabii Salim yılların tecrübesi, ikinci ligde, üçüncü ligde heyecanı ve tansiyonu çok yüksek maçlara çıktı Salim Çoğukbigil. Bir kez daha oyun başlayacak az sonra.
Mehmet Ali Aşık. O da hocam, kalktı. Evet, bir kez daha başlayacak oyun. Yaklaşık 4 dakikadır oyun durdu bu bölgede. Mehmet Ali Özcan attı topu. Özcan İdiç. Bir an için top kaybı, yeniden kazandı. Salim'in baskısı var Ercan. Mehmet Işık döndü geriye. Rahmi Kurultay. Rahmi'den uzun top. Servet. Adem Özel. Safet'ten Şık sıyrıldı. Şimdi Salim Joopugil'in önüne. Salim Ercan mücadelesini izleyeceğiz. Salim Joopugil. Salim Taç Karalı Spor'un. Fırat. Adem Özel. Adem oyunun yönünü değiştirme düşüncesi. Son anda araya girdi orada. Savunma. Şimdi Yasin Ayçiçek. Yasin Mehmet Ali Aşık'ı düşündü ama kaleci Ümit Güler'in ayaklarına top. Servet. Servet geçmez. Adem Özel'den aldı yeniden topu. Servet. Mehmet Işık. Taç Karalı Spor'un. Ümit Güler. Özcan. Servet. Muhammed Hakan Joopugil ceza sahasına girdi. Muhammed Hakan kaleci. Oyun devam ediyor. Bir penaltı beklentisi vardı. Rızan Altıntaş devam dedi. Bertu, Yasin, Servet. Kambura yattı. Servet geçmez. Faul kullanacak Yayalar Spor. Safet Dönmez, topun başındaki isim. Yayalar Spor'da. Safet arka direğe doğru, son anda Özcan İdiç. Korner. Halil Yetin köşe vuruşu kullanacak Yayalar Spor'da. Halil arka direğe, son anda Rahmi Kurultay dokunamadı o topa. Out, kale vuruşu kullanacak Ümit Güler. Evet, Karalı Spor Yayalar Spor mücadelesinde ilk yarının normal sürede 37. dakikasındayız, ancak çok fazla oyun durdu ilk yarıda. Servet paslaşarak kullandı, savunma Özcan. Özcan, Halil Yetim savunma derinliğinde pası karşıladı Fırat. Mustafa, Onur Kocamış, Onur Taç Yayaların. Yasin Ayçiçek, Yasin, Yasin. Yeniden girdi araya Emrah Gürses. Taç Yayalar Spor kullanacak Onur Kocamış'la.
Onur Kocamış. Savunmanın müdahalesi, korner. Yayalar köşe vuruşunu kullanacak. Mertcan Temel hareketlenen isim köşe vuruşu için. Mertcan kullandı. Bir karambol. Şimdi Adem Özel. Mehmet Işık yakın olan isim. Yayalar Spor'da topa Mehmet Ercan. Ercan bir kez daha doldurdu. Mertcan Temel geriden çıktı. Ümit Güler'in üzerinden aşırdı ve top ağlarda gol 2-1. Mertcan Temel yaklaşık 1,5-2 metre geriden çıktı o pozisyonda. Ve skoru da 2-1'e getirdiği Yayalar adına. Mertcan Temel, skor 2-1, Yayalar Spor önde. Bir an için savunma, orada Mertcan geriden çıktı. Skoru da 2-1'e getirdiği Yayalar adına. Salim Cevoplugil bir kez daha başlayacak oyun. Yasin o da döndü yarı alanına. Emrah Gürses. Adem. İsa Göz. Bertuğ solda. İsa. Servet Geçmez. Adem Özel, İsa, Halil Yetim, Mehmet, Mertcan Temel, Mehmet, Mertcan, Servet göğsüyle karşıladı. Saffet Dönmez daha yakın. Saffet, Bertu geldi, kazandı topu. Bertu. Servet. Fırat. Mehmet Ali. Onur Kocamış'la paslaştı. Şimdi Onur Kocamış'ın koşu yoluna. Onur. Onur son anda müdahale. Korner. Onur Kocamış sol kanadı çok etkili kullanan bir isim. Yayalar Spor'da. Mertcan Temel köşe vuruşu için hareketlenen oyuncu Yayalar Spor'da değerli seyirciler bu dakikada. Şimdi Mertcan arkaya savunma uzaklaştırdı. Önünde kaldı Mehmet Işık. Mehmet köşe vuruşu. Handball beklentisi var. Onur Kocamış. Onur arka direğe doğru. Bir karambol. Uzaklaştırdı Ercan. Ercan uzaktan denedi şansını. Ercan out. Ümit Güler. Özcan. Adem yeniden Özcan. Servet Geçmez. 2-1 önde Yayalar Spor. Yasin ve Mertcan'ın attığı goller var. Emrah Gürses de Karahanlı Spor adına böyle imzasını atan oyuncular oldu. Taç atışı kullanacak Mehmet Işık Yayalar Spor'da. Rahmi Kurultay. Rahmi ve Halil Yetim yer değiştirdi. Rahmi'yi ön tarafa yaklaştırdı. Fırat. Son müdahale.
Dereler sporlu oyunculardan Taç Karalı Spor'un. Adem. Özcan İdiç, Servet. Servet, Salim Coplugil, kaleci Adnan Şavurcu. Hemen başlattı Onur Kocamış. Onur'dan nefis bir pas. Mehmet Ali Aşık savunma, kaleci Ümit Güler çıktı aldı bu kez. Onur çok iyi kaçırdı ama Ümit Güler çok tecrübeli bir isim. Offside. Açık bir şekilde offside pozisyonda Mehmet Ali Aşık. Endirek vuruş kullanacak Karalı Spor. İsa Göz. Emrah. Bertu solda. Baskı yaptı Mehmet. Taç. Karalı Spor'un. Bertu. Emrah Kürses. İsa. Bertu solda. İyi çıktı oradan Karalı Spor, Emrah Gürses. Emrah yatarak müdahale Ercan'dan. Emrah kaleyi düşündü, out. Ercan topun son anda orada Salim Coplugil'e geçmesine izin vermedi. Tecrübeli ismi Yayalar Spor savunmasının. Adnan Çamurcu bıraktı, Halil Yetim kullanacak. Halil. Onur Kocamış. Taç Karalı Spor'un. Yayalar Spor kullanacak. Onur Kocamış. Ercan. Bir kez daha Onur. Mehmet Ali Aşık. Yasin. Son anda Özcan girdi araya. Emrah Gürses. Offside, Salim Coplugil hareketlenmedi. Devamında da top hızlı ancak bayrakta net. Adnan Çamurcu sakatlandı. Sağlık görevlilerini şimdi Rıdvan Altıntaş davet edecek. Artık son anda ilk yarıda Adnan Çamurcu tedavisi için sağlık görevlisi saha içerisinde. Adnan Çamurcu'nun tedavisi devam ediyor değerli izleyiciler. Kanal 64 Facebook sayfasında
Uşak derbisini ekranlara taşıyoruz. Nedense hala devam ediyor sevgili seyirciler. 2-1'lik üstünlüğü var. Şimdi doğruldu Adnan Çamurcu. Yayalar Spor'un deplasmanda Karaallı önünde Yasin Ayçiçek ve Mertcan Temel'in attığı goller. Ev sahibi ekipte Emrah Gürses takımı adına golü atan oyuncu, skor 2-1. Ercan endirek vuruşu şimdi kullanacak. Safet. Onur Kocamış. Onur. Taç. Karaallı Spor kullanacak. Adem, Fırat, bir kez daha Taç. Muhammed Hakan Cevoplugil. Muhammed Hakan Cevoplugil. Şimdi Salim Cevoplugil. Salim, arka direk bir kafa, asfaltta avuta çıktı. Sarı kart. Yayalar Spor'da Mustafa sarı kartı gören oyuncu değerli izleyiciler. Yayalar Spor'da Halil Yetim kale vuruşunu kullanan oyuncu oldu. Mehmet Ali Aşık son anda servet geçmez. Fırat. Muhammed Hakan Cevoplugil. Saffet Dönmez. Savunmasına yardımcı olduğu bu pozisyonda Saffet. Adnan Çamurcu, Ercan. Ercan. Rahmi Kurultay, top kaybı. Mertcan Temel düzeltiyorum, top kaybı yaptı orada. Şimdi Emrah Gürses. Emrah bıraktı. Adem. Şık hareketler. Kalktı maçın hakemi Ercan. Emrah Gürses. İsa Göz. Solda Bertu. Son müdahale. Bertu'dan Yayalar Spor kullanacak taç atışını. Mehmet Işık. Halil. Yasin. Önünde kaldı. Şimdi Mustafa sol kanada çevirdi ama orada Fırat yine kademeye giren oyuncu. İsa Göz, Adem Özel. Fırat son müdahale. Taç Karaallı Spor'um dedi. Rıdvan Altıntaş. Evet, şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Burada Rıdvan Altıntaş büyük bir hata yaptı. Yardımcı hakemin uyarması lazım. Son olarak müdahale Karaallı Sporlu oyuncudan çıktı ama tabii taç atışı çok da fazla itiraza mahal olmaması lazım. Ama taç yayalarında az önceki pozisyonda. Yasin son müdahale. Taç Karaallı Spor'un. İlk 45 dakika itibariyle ki 45 dakikayı geride bıraktık normal sürede. İyi bir futbol izledik diyebiliriz. 3 gol. İki takım da
bu dakikaya kadar. Sıralamadaki 2 ve 3. sırada olmanın verdiği o puan ve futbolu sahaya yansıttılar. Son anda Halil Yetim çıktı oradan. Onur Kocamış, şık hareket Onur'dan. Onur arkada Servet Geçmez. O saati bozan oyuncuydu. Şık bir hareket Adem Özel. İsa Göz pas istedi. Şimdi aldı Emrah'tan İsa. Salim Coplugil. İsa Göz. Sağda büyük bir boşluk var. Şimdi orayı gördü İsa. Fırat. Fırat Enes. Fırat. Emrah. Göğsüyle aldı, düzeltti ama savunma dikkatli. Mehmet Mustafa. Mustafa. Saffet Dönmez. Saffet sıyrıldı. Saffet faul. İki kişinin arasına girdi. Çıkamadı orada Saffet. Serbest vuruş kullanacak Yaylar Spor. Ercan Karaman topun başındaki oyuncu. Ercan savunma uzaklaştırdı. Bertu. Servet'ten uzun bir top. Salim Coplugil. Son anda girdi araya Ercan. Ve ilk 45 dakika tamamlandı değerli izleyiciler. İlk 45 dakikada Yaylar Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Maçın İkinci yarısında yine birlikte olacağız.
takviye. Bir tane top aldırmayacağım ama sinirlendim. Amatör ben çekildim ben bilerek. Çok arkaya gidiyorsunuz. Sayın başkanım, Osman'ı değerlendirir misiniz? Baştan bunu... Amatör... Yanımızda Uşak ASKF Başkanı Osman Kocabıyık var. Hocam bu yılın futbol maçlarını değerlendirebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, biz ikinci yarı başladı birinci amatör takımlarının durumu yani maçları ile ilgili ikinci yarı başladı. Çünkü şöyle birin ilk yarı zaten oynandığı futbol ise de oynanan futbolda ya da maçlarda gördüğümüz şey şu. İki tane takımın yani bir tane takımımız Banazarbanspor 19 puan olmasına rağmen ligden çekildi. Geçen sene şampiyon olmuşlardı. Bu sene bilindiği üzere 4 tane takım düşecek. Bunların içerisinde 2 tanesi alttan düşecek. 13 ve 14. takımlar düşecek. Diğer takımlar 9, 10, 11, 12 kendi aralarında playoff oynayaraktan yani eleme usulüyle şey yapacak. Maçları tamamlayacaklar. Bunun yanında bu sene özellikle yaptığımız en büyük katkılardan bir tanesi. Birinci amatörde ilk 5 takım, ligi birinci bitiren takım beklemede kalıp 2, 3, 4 ve 5. takımlar kendi aralarında yine eleme usulüyle maç oynayacaklar ve en son final maçını oynayacaklar. Şimdi şunu gösteriyor, lig sonuna kadar düşecek takımların da, şampiyon olacak takımların da bir şekilde ligin içerisinde bulunmaları gerekiyor. Öyle ki birinci ile beşinci arasındaki yüzdelik oranına vurduğumuz zaman mutlaka ve mutlaka %20 şansları var. %20, her takımın %20 şansı var. Onun için her maç ayrı bir final niteliğinde, ayrı bir havası var. Ona göre takımların değerlendirmeleri lazım. Bugün de Karalı Stadı'ndayız. Güzel bir maç. Hava güzel, çok güzel. Karalı Stadı'nda maç izliyoruz. Ben şunu da belirteyim buradan. Karalı ilçelerde bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama şu an gördüğüm kadarıyla Karalı'da hem zemin olarak hem futbol anlamında hem de seyirci bakımından en ufak bir sıkıntı yok. İnşallah maçın sonuna kadar da bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Bir de tabii bu takımların altyapı takımları var. Altyapılar da aynı şekilde devam ediyorlar. U14'lerde bildiğiniz üzere playoff sistemine geçtik. İkinci dönemde playoff'a kalan 6 tane takımımız kendi aralarında oynayacaklar. Yine 18'de takımlar kendi aralarında final maçlarında oynayacaklar. Ve Türkiye Şampiyonası'na katılacak bu takımlar. En büyük özelliği zaten bu takımların beklentileri Türkiye Şampiyonası'na bu çocukları ön plana sokmak ve bunun yanında Uşak'ta artık altyapıyı geliştirerekten takımların yaş ortalama seviyelerini biraz daha düşürerek düşük seviyeye getirme. Bunun yanında ben şunu da belirteyim size. İkinci amatörde nasip olsa Şubat ayının 5'inde başlayacağız. Büyük bir ihtimalle 17-18 takımla bir lig olacak. O da 3 grupta oynanabilir büyük bir ihtimalle. En kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz onu da. Bu şunu gösteriyor. İkinci amatörde bugüne kadar 11-12 takımla 18 takıma çıktık. Birinci amatörde yine 12, önümüzdeki sene 12'li bir lig olacak ve çok kaliteli bir lig olacak. Bu şekilde bir planlamalarımızı yaptık. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde maçlarımıza devam ederiz. Şimdi de yanımızda Yayalar Kulüp Başkanı Mustafa Doğan var. Sizin düşüncelerinizi alalım. Vallahi biz sporu gençler spor yapsın diye yapıyoruz.
en önemli bakış açımız o. Tabii burada kazanmak bizim için çok önemli. Şampiyonluğu oynuyoruz. İnşallah bu maç alıp büyük bir avantajla şampiyon olmayı düşünüyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Değerli izleyiciler, karşılaşmanın ikinci 45 dakikası Rıdvan Altıntaş'ın işaretiyle şimdi başladı. Bir kez daha iki takıma da başarılar diliyoruz. İlk yarıyı 2-1 önde kapattı Yaylar Spor. Taç atışı Onur Kocamış. Bir kez daha taç. Halil Yetim savunmanın sigortası Yaylar Spor'da önde başlamıştı. Sonradan Rahmi Kurultay ve ikisi yer değiştirdi Erol Tosun'un müdahalesiyle. Salim Coplugil pasında isabet yok. Yeniden kazandı Salim. Emrah Gürses. Mustafa. Halil Yetim çıkardı oradan topu. Onur Kocamış. Yasin top hızlı taç. Karalı Spor'un. Karalı Spor takımında Burak Kuş oyunda 13 numaralı formasıyla ikinci yarıda İsmail Burak Kuş. Adem. Seyit Kaya döndü geriye. Servet havalandırdı topu Emrah Gürses'e doğru. Halil Yetim. Son müdahale. Salim Coplugil'den taç. Yaylar Spor kullanacak. İkinci yarıda Servet. Seyit Kaya döndü geriye. Servet. Adem. Düştü kalktı. Bırakmadı Mustafa. Şimdi pası araya girdi İsa Göz. Burak Kuş. Adem. Salim Coplu ile doğru Mehmet Işık. Rahmi Kurultay. Rahmi Özcan. Faul. Servet geçmez. Yerde kaldı pozisyonda Mustafa. Faul. Serbest vuruş kullanacak şimdi Yaylar Spor takımı. Mustafa Çelik. Faule maruz kalan oyuncuydu. Saffet Dönmez topun başındaki isim Ümit Güler. Barajı ayarlıyor Karalı Spor savunmasında Ümit. Yeşil formayla Yaylar Spor izliyoruz. Beyaz formayla üst beyazla Karalı Spor. Karşılaşmanın ilk devresini 2-1 önde kapattı Yaylar takımı. Saffet. Saffet doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Ümit Güler'in kucağında. Burak Kuş. Faul. Faul yapan Mustafa. İsa. Burak Kuş. Servet. Seyit Kaya. Yatarak müdahale. Mehmet Işık. Fırat'ı ikinci yarıda sahada göremedim. Burak Kuş Fırat'ın yerine oyunda.
Bertuğ da sağ beke çekmiş. Karahalı Spor Kulübesi. Şimdi sağ kanatta Bertuğ. Onur Kocamış kademede. İsa Göz, Burak Kuş, Seyit Kaya, Salim Coplugil. Kalk dedi maçın hakemi. Halil Yetim. Sen bir gol attın be. Halil. İki kişi bastı orada. Sıyrıldı. Salim Coplugil girdi ceza sahasına. Salim Coplugil bıraktı. Şut. Burak Kuş savunma. Burak. Rahmi. Kurultay'dan döndü top. Onur Kocamış. Bıraktı Yasin, Berçan Temel sağda bomboştu ama Mehmet Ali Aşık ve Yasin bu pozisyonda anlaşamadılar. Şimdi sol kanatta Seyit Kaya, İsa Göz, Seyit Kaya, İsa Göz, Bertuğ sağda. Bertuğ ortası çok kötü. Top doğrudan oyun alanını terk etti. Kale vuruşu kullanacak şimdi. Adnan Çamurcu ile Yayalar Spor. Halil Yetim. Onur Aşan Toptaç. Bertuğ kullanacak taç atışını. Karahalı'da. Burak Kuş. Bertuğ. Yeniden Burak. Solda boşluk. Seyit Kaya orada. İsa Göz. Baskıyı gördü İsa. Şimdi Servet Geçmez. Seyit bıraktı. Burak Kuş. Burak'tan büyük bir pas hatası. Saffet Dönmez. Mehmet Ali Aşık. Önünde kaldı Yasin Ayçiçek. Yasin. Şık hareketler Yasin'den ama Servet Geçmez müsaade etmedi. Şimdi Muhammed Hakan Coplugil. Yakın olan Halil Yetim. Halil Ercan. Ercan'a yapılan hareket faul. Mehmet Işık. Mehmet pas hatası. Özcan. Emrah Gürses. Bertuğ. Yeniden Emrah'la oynadı Emrah. Bir kez daha Bertuğ. Çıktı oradan Karahalı Spor Adem. Offside. Salim Coplugil için bayrak kalktı. Endirekt vuruş kullanacak Yayalar Spor. Halil Yetim. Rahmi Kurultay. Mehmet. Mertcan Temel. Rahmi Kurultay. Saffet. Saffet'ten çok şık hareket Saffet. Saffet tehlikeli bir bölge. Serbest vuruş kullanacak. Yayalar Spor takımı. Yine Saffet Dönmez. Topun başındaki isim. Dört kişilik bir baraj var.
Safet bu arada düdük çalmadan kullandı Safet Dönmez. Rıdvan Altıntaş sarı kartı Safet Dönmez'e gösterecek. Düdüğü beklemediği için. Yine düdüğümü bekleyin işareti ve bu kez uyarısıyla beraber söyledi Rıdvan Altıntaş. Safet Dönmez topun başında bir kez daha frikik açını kullanacak. Safet savunmaya döndü. Yasin korner savunmadan son müdahale köşe vuruşu kullanacak Yayalar. Mertcan Temel. Köşe vuruşunu kullanacak Mertcan. Arka direğe Safet Dönmez. Faul, Safet yerde kaldı. Halil Yetim kullanacak. Faulden doğan vuruşu şimdi. Yayalar Spor'un 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor değerli izleyiciler. Karahanlı deplasmanında. İki kişilik bir baraj. Bertuğ ve Emrah Gürses barajdaki oyuncular. Halil sert bir top. Savunma karşıladı Mehmet Işık. Out. Kale vuruşu kullanacak Karahanlı Spor Ümit Güler. Hemen paslaşarak kullanma düşüncesi. Bıraktı Servet kullanacak. Servet geçmez. Halil Yetim. Mehmet Işık, Halil Yetim. Solda Onur Kocamış var. Onur. Mertcan Temel önünde kaldı. Mertcan şut son anda. Seyit Kaya korner. Mertcan Temel. Mertcan şimdi kullandı. Arka direğe bir kafa. Az farklı out'a çıktı top. Yasin Ayçiçek. Topu diziyle gönderdi. Servet paslaşarak kullandı Özcan. Sağda Bertuğ var. Bertuğ. Muhammed Hakan. Hakan bırakmadı. Muhammed Hakan Coplugil. Çıktı oradan Hakan. Şimdi pası. Faul. Serbest vuruş kullanacak Rahmi Kurultay. Faul yapan oyuncu. Yayalar Spor'da. Emrah Gürses yerde kaldı. Salim Coplugil topun başındaki isim. Düdüğümü bekledi de yine Rıdvan Altıntaş. Hadi gol! Hadi gol!
Salim. Bir karambol. Out. Emrah Gürses. Pozisyonun içerisindeki oyuncu. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Değerli seyirciler. İlk yarıya nazaran biraz daha duran bir oyunu izliyoruz. Burak Kuş, Emrah Salim Coplugil'den önce Halil Yetim. Halil çok uzun boylu bir oyuncu olmamasına rağmen çok iyi sıçradı orada. Şimdi Mustafa Çelik, Mehmet Işık, Yasin, Mehmet Hakan, İsa Göz, İsa, Bertu, Salim, Özcan, İsa Göz, Seyit Kaya, Seyit, Taç, Yayalar Spor'un Rıdvan Altıntaş, Halil Yetim, Adnan Çamurcu, Ercan, Safet, Safet Ölmez, Safet Yasin, iyi bir futbol sergiledi bu dakikaya kadar her iki takım ama özel olarak değinilecek oyunculardan bir tanesi bugün Safet Dönmez. Orta alanda takımını çok iyi yönlendirdi bu dakikaya kadar. Mehmet Ali Aşık. Safet yanında. Safet Yasin'e mükemmel bir pas. Yasin Ayçiçek, kaleci Ümit Güler. Ümit son anda müdahalesini yaptı. Mustafa. Yasin. Bayrak şimdi havada. En direkt vuruş kullanacak Karalı Spor. Gerçekten Safet Dönmez yine müthiş bir pas çıkardı Yasin'e. Yasin kaleciyle karşı karşıya ama topu bıraktığı köşeden çıkardı Ümit Güler. Adem. Özcan. Burak Kuş. Burak'ın pas düşüncesi geçmedi Ercan. Servet geçmez. Göğsüyle aldı Servet. Halil Yetim. Muhammed Hakan Coplugil. Salim Coplugil. Salim girdi ceza sahasına. Salim vurdu Adnan Çamurcu. Ardı ardına iki pozisyon. Bu kez de Karaağlı Spor Salim Coplugil ile girdi pozisyon ama kaleci Adnan Çamurcu topu Konya'da bıraktı. Burak Kuş. Salim. Ön direk bırakmadı Ercan. Top oyun alanının dışına çıktı. Taç. Karaağlı Spor kullanacak. Bertu kullandı. Elle müdahale var. Safet Dönmez pozisyonun içerisindeki oyuncu. Serbest vuruş kullanacak. Handbolden doğan vuruşu topun başında yine kaptan Salim Coplugil var. Salim bir kafa yandan out mu? Korner son müdahale savunmadan dedi maçın hakemi. Köşe vuruşu kullanacak. Emrah Gürses'te Karaağlı Spor
Yayalarda oyuncu değişikliği var. Erdal Hekimoğlu oyuna girecek. Yayaların yeni transferi. Mustafa, evet Mustafa Çelik'i oyundan aldı. Erol Tosun. Emrah Öndürek savunma karşıladı. Salim az önce oyuna girmişti. Erdal Hekimoğlu karşıladı. Salim Coptugil. Bu arada Mustafa oyunda. Faul. Evet Rahmi Kurultay. Evet Rahmi Kurultay oyundan alınan isim. İsa Göz. Safet. Safet yine savunmasına yardımcı Ercan. Mehmet Ali Aşık elle kontrol. Sarı kart Mehmet Ali Aşık'a topa vurduğu için. Düdükten sonra topa vurmaması gerekir. Her ligde, her kademede sarı kart bunun cezası. Burak Kuş. Kazandı topu Muhammed Hakan Coplugil. Köşe vuruşuna döndü tehlike. Erdal Hekimoğlu bırakmadı. Emrah kullandı. Salim Coplu gelip penaltı bekledi. Pozisyon devam etti Taç. Rıdvan Altıntaş devam dedi pozisyona. Seyit Kaya. Seyit. Bertu. Emrah Gürses. Emrah'ın ortası Halil Yetin bırakmadı. Şimdi Yasin. Yasin'den nefis bir pas. Ceza sahasına girdi Mehmet Ali Aşık ama Aykut. Bu arada ona yapılan hareket faul. Özcan İdiz. Hemen başladı oyun. Adem. Emrah'ın pası yerini bulmadı Mehmet Işık. Mertcan Temel. Mehmet. Erdal Hekimoğlu. Mustafa. Safet. Yasin yeniden Safet. İsa Göz. Mehmet Ali'ye geçmesine izin vermedi o topun. Offside. Yasir Ayçiçek. Offside'e yakalanan oyuncu bu pozisyonda. Emrah Gürses. Taç. Onur Kocamış. Erdal. Bir kez daha Onur. Offside. Yasin Ayçiçek. Burak Kuş. Faul. Buraya yapılan hareket Mustafa Çelik. Hemen başlattı oyunu Karalı Spor. İsa. İsa hem Seyit hem Salim pozisyondan uzak kaldı bu pasta. Şimdi arka direğe Mehmet Ali Aşık. Bertu yanında. Çıkardı geriye. Onur Kocamış. Onur out.
Karalıspor yine bir oyuncu değişikliği daha yapacak. Burak Kuş oyuna girmişti. Şimdi de Enes Çoban oyuna girecek. Enes Çoban. Burak Kuş. Seyit Kaya. Burak Özcan. Halil Yetim önünde kaldı. Salim Coplugil. Salim. Maçın hakemi devam dedi. Faul bekledi Salim Coplugil. Rıdvan Altıntaş. Salim Coplugil omzunun üstüne düştü. Pozisyonda Salim Coplugil. Maçın hakemi herhangi bir faul kararı vermedi ki faul olarak değerlendirseydi penaltı kazanacaktı ev sahibi ekip. Salim tedavisi ceza sahası içerisinde devam ediyor. Ambulans çağrılıyor şimdi. Salim için omuzunda bir problem var. Salim Coplugil'in. Enes Çoban oyuna girmişti az önce. Şimdi de Osman Güzel oyuna girecek Karalıspor'da. Osman Güzel büyük ihtimal Salim'in yerine oyuna girecek. Salim Coplugil'in ilk müdahalesi saha içerisinde yapılıyor ama oyuna devam edemeyecek. Kenara yapılan işaret o yöndeydi. Ambulans da istedi oyuncular. Sağlık görevlisi şimdi elinde o mavi jelden oluşan bir soğuk sıvı tekrar saha içine gidiyor. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Salim
Coplu Gel kardeşimize, Karaağlı Spor için önemli bir isim. Yıllarca üst liglerde oynamış. Futbol karakterini birçok yere kabullendirmiş bir isim Salim Coplu Gel. Umarım kısa zamanda tekrar sahalara döner. Kalan dakikalarda bakalım neyi göreceğiz ama yine bir 6-7 dakikalık bir uzatma kesin olarak bizi bekliyor. Salim yerde, ambulans istendi bu arada. Onun bilgisini tekrar vereyim. Ambulans şu an beklenmekte Salim için. Omuzundaki problem. İlçenin küçük olması ambulansın gelme hızını artıracaktır diye düşünüyorum. Birçok mücadelede maalesef sayısal yetersizliği göz önünde bulundurularak amatör küme maçlarında biliyorsunuz ambulans yer almıyor. Bölgesel ligden itibaren ambulans mecburiyeti var. Onun bilgisini de verelim. Acaba hani neden sahada ambulans yok diye soran izleyicilerimiz olursa yerel liglerde ambulans mecburiyeti yok. Bölgesel ligden itibaren saha kenarında ambulans sorumluluğu var. Akıllara şu soru gelebilir mi? Gelebilir. Bölgeselde ve yukarılarda olan sakatlıklar alt liglerde olmuyor mu? Ya da saha içerisindeki mücadelelerde Allah korusun her türlü vakayla karşılaşmak mümkün. Bir an önce bu ambulans sıkıntısının da hangi mercilerin çözmesi gerekiyorsa çözülmesi gerektiğine inananlardanım. Evet, yaklaşık 7 dakikadır oyun durdu. Sakatlıkla beraber. Evet, ambulans şimdi saha içerisine giriş yapacak. Karşı bölgeden dediğim gibi ilçenin küçük olması avantaj. Anında ambulansın yaklaşık 4 dakika sonra ambulans haber verildikten 4 dakika sonra burada oldu. Salim Coplu Gel büyük ihtimal omzu çıktı Salim'in. Umarım önemli bir şey yoktur. Bir kez daha geçmiş olsun Salim diyelim.
Oyun da soğudu tabii ki iki takım için de. Sakatlıklar oyunun şeklini ve gidişatını değiştirebilen olgular olmuştur birçok maçta. Bakalım kalan dakikalarda neler olacak. Yayalarspor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Mertcan Temel ve Yasin Ayçiçek'in attığı goller. Emrah Gürses, tecrübeli ismi, o gole cevap veren isim oldu. Karahalı Spor'da. Sediye Salim için saha içerisinde. Tabi baba yüreği Muhammed Çoğuplu girdi orada hemen. Salim'in sakatlığının olduğu andan itibaren Muhammed Çoğuplu girdi. Salim'in başında, oğlunun başında. Salim sedye alındı. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Sevgili seyirciler, Kanal 64 Facebook sayfasında maçı canlı olarak sizlere ulaştırıyoruz. Hocam ne oldu? Söyledin mi? Asım Alper, geçmiş olsun Salim. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşursun. Amatörlüğün çilesi işte, sağlık olsun. Önemli olan sağlık demiş Mustafa Dülger. Facebook'tan yorum yapan izleyicilerimizin bir kısmını yorumlarına dokumaya çalışıyorum. Takip eden izleyicilerimize de teşekkür ediyorum tek tek. Hep söylüyoruz ya, bizim futbol maçları kazanılacak, kaybedilecek ama sağlık her şeyin önünde. İzleyicilerimiz de bunun bilincinde. Yine Ayhan Çelik hocam, Salim kardeşimize geçmiş olsun demiş. Ayhan Çelik bölgesel amatör ligde. Yine her zaman olduğu gibi Budaklar Spor, Uşak takımlarının kaderi, Uşak Spor hariç hiçbir zaman sahip çıkılmadılar. Rakamsal açıdan, maddesel açıdan diğer bölgesel takımlar arasında her zaman maalesef tüm takımlar, kim katılırsa katılsın X, Y, Z önemli değil, hep kolay lokma ya da Uşak takımı nasıl olsa cepte 3 puan gözüyle bakılan takımlar olduk. Budaklar bunu iki kez İstanbul'da, bu kez bu yıl tersine çeviren ekip oldu. İkinci yarıda onlara da başarılar diliyoruz. Karşılaştırma tekrar başlıyor. Osman güzel oyuna girdi. Salim Cevaplı girin yerine değerli izleyiciler. Servet geçmez. Seyit Kaya. Seyit Yasin faul bekledi. Seyit Kaya taç. Seyit Burak Kuş. Burak ona yapan hareket faul. Yasin faul yapan oyuncu. Özcan. Burak Kuş. Sağda Bertu var. Bertu. Enes Çoban. Enes. Arka tarafa Mehmet Hakan Çoğuplugil. Çıkardı geriye. Seyit Kaya. Seyit doğrudan kaleci Adnan Çamurcu'nun kucağında. Yine maçın başında yorum yapan izleyicilerimiz var.
Onlara ulaşamadım. Çok özür diliyorum. Yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Desteklerden ötürü avantaja bıraktı maçın hakemi. Yasin Ayçiçek yerde kalmıştı. Şimdi Mertcan Taç. Yasin Ayçiçek yerde kaldı. Rıdvan Altıntaş avantaja bıraktı. İki oyuncu yerde. Mustafa Çelik ve Yasin Ayçiçek Yayalar Spor'da. İki oyuncunun tedavisi saha içerisinde devam etti. Kalktı hem Mustafa hem Yasin. Son bölümler artık. Maç saatine göre 86. dakikanın içerisindeyiz. Ancak oyun fazlasıyla durdu. İlave edilen süre olacaktır. En az 7 dakika bekliyoruz. Bakalım kaç dakika olacak. Fazlası var, eksiği yok. Servet geçmez. Emrah Gürses, İsa Göz, Bertu sağda. İsa, Emrah Gürses'in pası Osman Güzel. Osman yerden vurdu, direğin dibinden out. Karahanlı Spor gole çok yaklaştı. Osman Güzel sert şutu az farkla out'a gitti. Halil Yetim kullanacak kale vuruşunu. Yayalar Spor'da. Bertu. Taç. Yayalar Spor'un Onur Kocamış. Kullanacak isim. Safet. Safet dönmez. Safet düştü, kalktı, çıktı ama top kaybı yaşadı. Taç Yayalar Spor'un yine. Faul. Karahanlı Spor kullanacak. Servet geçmez. Uzun oynadı Servet. Bertu. Mehmet Işık. Mertcan Temel. Mertcan bıraktı Mustafa Çelik. Mustafa Çelik sıyrıldı. Top oyunda. Ama düştü orada. Seyit Kaya geldi. Servet, Yasin. Yasin Taç. Karahanlı Spor kullanacak. Servet geçmez. Burak Kuş yeniden Servet. Seyit Kaya. En sağda Bertu düşündü Servet. Bertu. Burak. İsmail Burak Kuş. Bir kez daha aldı Burak. Osman. Osman Güzel. Enes Çoban bıraktı Bertu. Yeniden aldı Enes. Onur Kocamış. Kaleci Adnan Çamurcu. Yasin. Seyit Kaya kazandı. Seyit devam etti.
Seyit Kaya ilk pozisyon için çaldı maçın hakemi. Faul. Kayalar Spor'da oyuncu değişikliği olacak. Sevgili Cavit Urhan, Önder Çekiç, Hakan Değirmenci de geçmiş olsun dileklerini iletmişler Salim'e. Emrah Gürses. Emrah. Adnan Çamurcu boşa çıktı ama ona yapılan hareket faul. Ali Doğan Başol oyuna girdi. Yayalar Spor'da değerli seyirciler. Son bölümde geçmedi top. Servet geçmez. Emrah Gürses. Taç. Seyit Kaya bıraktı. Osman bırakmadı. Erdal Hekimoğlu havalanan top. Ercan Onur Kocamış. Özcan. Faul. Özcan'ın yaptığı hareket. Özcan'a yapılan hareket faul Mehmet Ali Aşık tarafından. İsa Göz, Emrah Gürses. 2-1 önde değerli izleyiciler. Yayalar Spor Karallı deplasmanında. İyi paslaşmalar ama Burak Kuş kaybetti. Şimdi Mustafa Çelik. Erdal Hekimoğlu, Saffet Dönmez. Çok şık döndü yine Saffet. Saffet son anda pasını da Ali Tahan Başol. Ali. Out. Yerde kaldı. Az önceki pozisyonda Saffet Dönmez maçın hakemi şimdi kaldırdı. İsa Göz de geldi yanına Saffet'in. Kronometreyi durdurdum işaretini yaptı Rıdvan Altıntaş. Evet, az önce dediğim gibi uzatma çok fazla bir şekilde oyun durdu demiştim. Artı 15 oynanıyor değerli izleyiciler. Oynanacak daha doğrusu. Karallı ilçe stadyumunda Muhammed Hakan Cevoplugil, Emrah Gürses, Mehmet Işık top oynanında değil. Taç, Karallı Spor, Seyit Kaya. Oyun devam ediyor. Ercan sıyrıldı. Ercan pasını da verdi. Hızlı bir top. Yasin Ayçiçek çıkmadan yakaladı Yasin. Yasin. Ali Tahan Başol. Saffet Dönmez. Emrah Gürses yatarak müdahalesi. O top eğer geçerse 3 oyuncuyla hücumdaydı ama geçmedi. Onur Kocamış, Mustafa Çelik. Mustafa Çelik'ten yine şık bir hareket. Burak Kuş'tan sıyrıldı Mustafa. Oyun devam ediyor. Mustafa Çelik yerde kaldı. Şimdi Servet geçmez. Emrah Gürses. Taç ama Mustafa Çelik. Şimdi hakem onun yanında. Sevgili Argan Arca kardeşime de buradan selamlarımı ileteyim. Uşakspor için bu yıl gerçekten kötü bir dönem ve ilk yarı olmasına rağmen tüm şartlarını zorladı Argan. Takımın daha iyi olması için manevi olarak
tüm zamanını neredeyse Uşakspor'a ayıran isimlerden bir tanesi. Argan Arıcak. Faul Karalıspor kullanacak. Emrah Gürses. Topun başında Karalıspor'da iki kişilik bir baraj, Yasin ve Mehmet Ali. Emrah, Saffet Dönmez uzaklaştırdı topu. Saffet, Seyit Kaya. Burak Kuş. Burak. Faul. Burak Kuş'a yapılan hareket faul. Erdal Hekimoğlu faul yapan isim. Yine Emrah Gürses. Emrah, havalanan top kafayla uzaklaştırdı. Enes Çoban'ın önünde kaldı Enes. Şimdi Servet Geçmez. Korner, köşe vuruşu kullanacak Karalıspor. Emrah yine köşe vuruşunu kullanacak oyuncu Karalıspor'da. Önünde kaldı. Şut. Out. İsa Göz. Bir anda top önünde kaldı İsa'nın. Cılız bir vuruş. Out'a çekti top. Halil Yetim kullanacak kale vuruşunu. Enes. Top kaybı Erdal Hekimoğlu. Erdal geçmedi top. Enes Çoban. Emrah. Bertu. Emrah Gürses. İsa Göz. Seyit Kaya. İki oyuncu birden değiştirecek şimdi Yayalar Spor. On dokuz numaralı formasıyla Hüseyin Demirel. Yayalar Spor'da takım kaptanı Halil Yetim. Yasin Ayçiçek de yerini 17 numaralı formasıyla Muammer Özkan'a bırakıyor değerli izleyiciler. Gol pozisyonu Osman Güzel ve top ağlarda gol. 2-2. Skor 2-2 değerli izleyiciler. Salim Çoğuplugil'in işte golü bir kez daha izliyoruz. Önünde buldu. Kalecinin yanından topu ağlara bıraktı. Osman Güzel 99. dakikada Salim Çoğuplugil'in yerine oyuna girmişti. Bir anlık savunmanın hatası. Saffet Ölmez de oyundan alınan oyuncu oldu. Skor 2-2. Muammer bir kez daha başladı. Yayalar. Halil Yetim. Halil. Dört kişiden sıyrıldı Halil. Top hala Halil'de. Pasını dağıttı. Avantaja Rıdvan Altıntaş ama burada oyuncuların itirazı haklı. Rıdvan Altıntaş çünkü müthiş bir pozisyonu kesti maçın hakemi. Hani aynı tepkiyi Yayalar Spor değil de Karalı Spor hata olsa yine verirdim. Sarı kart Ercan Karamalı ama Rıdvan Altıntaş buradaki bu düdük yanlış.
Hangi takım olursa olsun yanlışa yanlış demek lazım. Bu düdük yanlış bir düdük oldu. Avantajı kullanıp kart göstereceksen ya da faulü vereceksen daha sonra verebilirdin. Bu arada klasman hakemi bölgesel amatör ligde maç yönetiyor Rıdvan Altıntaş. Değerli izleyiciler, biraz acele etti bu düdükte. Ercan bir kez daha şişirdi. Hatalı bir kafa Özcan'dan. Köşe vuruşu kullanacak Yayalar Spor. Az daha kendi ağlarına bırakıyordu topu Özcan. Onur Kocamış köşe vuruşunu kullanan isim Yayalar Spor'da. Emrah Gürses koştu. Ercan'la beraber Ercan. Oradan çıktı şimdi Osman Güzel. 2'ye 2 geliyor. Muhammed Hakan Çoğuflugil. Son anda müdahale. Erdal Hekimoğlu. Erdal. Faul. Erdal'a yapılan hareket. Kaleci Ümit Güler. Servet geçmez. Mehmet Ali Aşık kalktı iki oyuncu da. Burak Kuş. Karalı Spor şimdi. Atak hazırlığındaki takım. Emrah Gürses. Emrah sağda Bertu var. Bertu. Enes koşu yoluna top istedi. İleriye Halil Yetim. Bir ıska uzaklaştırdı Ercan. Ali Tağan Başol. Seyit Kaya. Taç. Karalı Spor'un. Muhammed Hakan. Muhammed Hakan çok şık sıyrıldı Muammer'den. İsa Göz. İsa. Seyit Kaya. Servet geçmez. Servet. Enes Çoban. Bertu. Son anda girdi Onur Kocamış araya. Taç. Yayalar Spor'un. Ercan. Muammer. Onur Kocamış. Özcan girdi araya. Bertu. Emrah Gürses. Enes Çoban'dan önce Ercan. Mehmet Işık yakın. Çıkmadan çevirdi Ali Tağan Başol. İsa Göz yakın olan isim. Servet'le oynadı. Servet geçmez. Erdal Hekimoğlu. Onur Kocamış solda. Taç. Karalı Spor kullanacak. Osman Güzel. Şimdi Mehmet Işık. İsa. Halil Yetim. Mehmet Işık. Ali Tağan Başol. Offside. Mehmet Işık'tan. Mücadelenin artık son anları değerli izleyiciler. 2-2'lik eşitlik var Karallı İlçe Stadyumunda. Haftanın derbi maçı Birinci Amatör Küme'de. Erdal Hekimoğlu. Halil Yetim. Mustafa Çelik. Sıyrıldı Seyit Kaya. Bırakmadı Halil Yetim. Halil. Taç Yayalar Spor'un. K-
kullandı. Hemen Ali Tahan Başol. Ali Tahan Başol pozisyon arkada. Şimdi Enes Şoban. Enes Şoban, Muhammed Hakan Çoğuplugil. Muhammed Hakan. Enes. Enes vurdu, kaleci Adnan, dönen top ve top ağlardı ama offside. Bayrak havada. Osman Güzel gol attı ama endirek vuruş, gol geçerli değil. Hemen başladı oyun tekrar Onur. Top kaybı. Şimdi Osman Güzel, bir kez daha kararlı spor yükleniyor. Osman. Muhammed Hakan Çoğuplugil. Muhammed Hakan Çoğuplugil. Kalk dedi maçın hakemi. Kartıyla geldi. Bekleyin Yıldırı'dan Altıntaş. Mustafa Çelik. Muhammed Hakan Çoğuplugil mücadelesinde penaltı bekledi Karalı Spor. Şimdi yorum yaparsak bu pozisyon için taraflı diye düşünebilirsiniz ama hani ben birçok maçta doğruyu, gördüğüm doğruları söylemeye çalışan bir maç spikeriyim. Hani bu arada ilk pozisyon için Rıdvan Altıntaş oyunu bitirdi. Ama hani bu maç için bana Rıdvan Altıntaş'a bir puan verin deseniz 10 üzerinden 6'yı zor veririm. Genel olarak konuşuyorum, çok fazla konuşmak istemiyorum ama gerçekten Rıdvan Altıntaş'tan ümitliyiz biz. Ve sevgili Hüseyin Altıntaş yetiştirdiği önemli hakemlerden bir tanesi diye düşünüyorum Rıdvan için ama maalesef bugün bazı pozisyonları iki takım için de süzemedi. Ama güzel bir maç oldu. Eşitlikle iki takım da ayrıldı. İlk yarıdaki bir endirek vuruş orada yayalar gole gidiyordu. Onu kaldırmayabilir, vermeyebilirdi. Şimdiki pozisyonda 10 hakemden 9'u penaltı verir miydi? Verirdi. Ama iki takıma da bu hatalı kararları çaldı. Ve şimdi de maç biterken bir sarı kart Rıdvan Altıntaş'tan. Uşak hakemlerinin önünün açılmasını isteriz her anlamda ileriki dönemde ama izlediklerimiz ikincilikte, üçüncülükte defalarca maç anlattığımız için üzülerek ifade edebilirim ki hakem konusunda Uşak olarak büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ki Rıdvan bu hakemlerin içerisinde en iyilerinden bir tanesi sevgili Rıdvan Altıntaş. Tabii yaptığımı eleştiri olarak kabul edecek. İnşallah düzeltecek bazı şeyleri de çünkü geleceği çok parlak bir hakem. İleriki dönemde inşallah çok da güzel maçlarda Rıdvan Altıntaş'ı izleyeceğiz. İki takımı da tebrik ediyoruz. Birer puan paylaşıldı. Dostça bitti mücadele. En ufak bir taşkınlık olay olmadan karşılaşmayı tamamladık. Darısı playoff'ların başına diyelim. Playoff'larda inşallah güzel Erol Tosun gider ayak bir cümlesini sizle paylaşayım. Kenardan bir taraftar dedi ki hocam son pozisyon penaltı mıydı Erol Tosun? Verseydi kimse bir şey diyemezdi. İşte bu da bizim bu maçla ilgili bir dipnotumuz olarak sizlere kalsın. Ekran başındaki tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Kanal 64 Facebook sayfasında bizlerle birlikte olduğu için. Güzel bir maçı sizlerle paylaştık. İnşallah ilerleyen playoff döneminde yine 64 olarak playofflarda sizlerle birlikte olacağız. Biz kendi ekibimiz olarak, ben Aslan Özütemiz ve canlı yayın ekibim olarak önümüzdeki haftadan itibaren yine ikincilik ve üçüncülik Fox Sports ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Mutlu pazarlar diliyorum herkese. Mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.